Vefat ve teşekkür. Eflani Mülayim Köyü'nde 4 dönemdir muhtarlık görevini başarıyla sürdüren sevgili babam, çevresinde sevilen ve sayılan iyi insan Mustafa Girgin, 27 Haziran 2021 Pazar günü vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet dilerken, köyümüzde kılınan cenaze namazına bizzat katılan Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon'a, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'a, Eflani Siyasi Parti ilçe başkan ve yöneticilerine, il genel meclis üyelerine, Eflani Muhtarlar Dernek başkan ve yöneticilerine, köy ve mahalle muhtarlarımıza, ayrıca acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarımıza, telefon ve sosyal medya aracılığıyla bizleri arayan, acımıza ortak olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailesi adına oğlu Sadık Girgin. Batı Karadeniz bölgesinin tek Türksat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye bugüne kadar bunca esere nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul projesine de kavuşacaktır dedi. Karşımızda bizimle demokrasi ve özgürlüklerde olduğu gibi eserde, hizmette, projede yarışacak kimse olmadığı için çıtayı sürekli kendi elimizde yukarıya taşıyoruz. Kanal İstanbul'da bu örneklerden biridir. Türkiye bugüne kadar bunca esere, bunca hizmete nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul projesine de aynı şekilde kavuşacaktır. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'un boğaz trafiği ve depreme hazırlık gibi sorunlarının çözümüne ciddi katkı sağlayacak bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Biz burada sadece bir kanal inşa etmekle kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul'a ve ülkemize limanıyla, ihracatımızı, hayat alanlarıyla insanımızı rahatlatacak yeni bir nefes borusu açıyoruz. Proje hazırlık aşaması bilimin ve tekniğin ışığında titizlikle tamamlanan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atarak bu abide eseri ülkemize kazandırmak için Bismillah dedik. Altyapı deplase çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Kanalın her iki tarafında inşa edilecek toplamda 500 bin kişilik şehirler, İstanbul'a ilave nüfus getirme değil, depreme hazırlık için kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan sıkışıklığı giderme amaçlıdır. Ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Çünkü CHP ve yandaşlarının özellikle bu yalan kampanyalarına, bu yalan terörüne aldanmamak gerekir. Bu bakımdan da özellikle şu anlatacaklarımı aziz milletimin dikkatle takibini rica ediyorum. Uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği, değerli kardeşlerim, en dar yerinde 275 metre. Derinliği 20,75 metre olan Kanal İstanbul'un şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz bu projeyi 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır. Türkiye'ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri bu dünya çapında projeyle taçlandıracağımıza inanıyoruz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, CHP'ye rağmen Türkiye Kanal İstanbul projesine kavuşacaktır diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, bu işe giren müteahhit banka ve kredi kuruluşları unutsun kendini dedi ve ayrıca bunun altına imza atan bürokratın da burnundan fitil fitil getireceğim dedi. Değerli arkadaşlarım, ya Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Öyle bir hale geldi ki bu yerli ve milli ayaklarında geçinenler şimdi egemen güçlerin taşeronluğunu yapmaya başladılar. Vay efendim neymiş? Kanal İstanbul'a para verirse, bilmem ne olursa, Kanal İslam yapılırsa efendim yabancı güçler, dış güçler söke söke bu paraları alırlarmış. Temsilciye bak. Erdoğan, dış güçlerin temsilcisi. Alacağım, alacağım. Söke söke alacak. Söke söke alacak. Buradan bir daha söyleyeyim. Bir, müteahhitlere sesleniyorum. Bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bir daha söylüyorum. Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Hiç lamıcımı yok bu işin. Bankalara söylüyorum. Kredi kuruluşlarına. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Yok öyle bir şey. Ve bürokratlara söylüyorum. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece bunları yapmayacağım. Bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. Gayrimilliler bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank palet fabrikasını söke söke Katarlardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Vatan toprağını terk ettiler. Bayrağı indirdiler. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Söke söke o türbeyi alacağım. Vatan toprağına götüreceğim. Şanlı bayrağımızı da dalgalandıracağım. Çiftçinin traktörüne haciz geliyor. Çiftçinin traktörüne. Tarladaki traktöre el koyuyorlar. 750 milyon doları alıp havuz medyasının başına oturana ses yok. Sofralarda ağırlanıyor. Sözüm söz, söke söke o 750 milyon doları alacağım, tamamını çiftçilere vereceğim. Türk Telekom'u aldılar. Birilerine verdiler Türk Telekom'u. Bizim paramızla aldılar, karını yediler, binalarını, arsalarını sattılar, zararını da bize bıraktılar. Şu ahlaksızlığa bak. O Hariri ailesinden söke söke bütün parayı alacağım, bütün parayı. Erdoğan diyor ya, efendim dış güçler gelir sizden söke söke alırlar. Senin adın Erdoğan. Benim adım Kılıçdaroğlu. Sen onlara teslim oldun. Biz hiç kimsenin önünde boyun eğmeyiz. Hiç kimsenin önünde. Ben kul hakkı yemem, sen kul hakkı yersin. Ben haram yemem, sen haram yersin. Benim ailemin, çocuklarımın yurt dışında vergi cennetlerinde parası yoktur. Başım dik gezerim. Ama sen egemen güçlerin tutsağısın. Dolayısıyla aramızda siyahla beyaz kadar fark var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Akşener'de Kanal İstanbul projesine girecek yatırımcılara seslenerek, bu tiksindirici borcu bizden değil Erdoğan'dan alacaksınız dedi. Sayın Erdoğan, tarafını seç. Milletinin yanında mısın yoksa beşli çetenin arkasında mı duracaksın? Bu ülkenin cumhurbaşkanı mısın yoksa yabancı şirketlerin avukatı mı olacaksın? Milletin adamı mısın yoksa lobilerin adamı mı olacaksın? Karar ver. İlk seçimde yolcu olduğunun farkına daha yeni varmış olabilirsin. Ama İsmet Özel'in şiirinde söylediği gibi tam düşecekken tutunduğun tuğlayı Rab bellemeyeceksin. Oturduğun makamın getirdiği sorumluluğun artık farkına var. Adeta bir sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak sana bütün makamları veren bu aziz millete apaçık ihanet ediyorsun.
Senin görevin bu milletin olanı söke söke almaya kalkacakların yanında saf tutmak değil, bu milletin hakkını, hukukunu söke söke almaktır. Aklını başına al, kendine gel. Sayın Erdoğan kendini Kanal adı altında otoyol viyadüğü temeli atma etkinliklerinde dile getirdiği tahkim üzerinden milletine para ödetme fantazileriyle oyalıya dursun. Uluslararası hukuka göre kazın ayağı pek öyle de değil. Arkadaşın bol maaşlı danışmanları bunları bilmez. Onlar ancak para peşinde, insanlara çökme peşinde koşabilirler. Ez cümle Sayın Erdoğan, hiç heveslenme. Bu parayı milletimiz ödemeyecek. Tiksindirici borç doktrinine göre milletimize inat olarak yaptığını, bizzat kendin itiraf ettiğin bu projeden doğan şahsi borcunu, eğer varsa paran, bizzat sen ödeyeceksin. Yani şayet birisi bir parayı söke söke alacaksa, hiç kusura bakma, senden alacak. Ayrıca Kanal İstanbul için ayrı bir referandum yapılmamış ve halkın onayı da alınmamış. Ey takimcilerin yanında onların avukatı olarak saf tutan Sayın Cumhurbaşkanı, sen Sayın Erdoğan, sen milletin adamı değil miydin? Hadi bakalım millet, getir referanduma Kanal İstanbul'u. Milletimiz ona ne diyecek? Evet derse hay hay can baş üstüne, can istediğini yap. Ama hayır derse de milletin emrinde olduğunu, milletin kararına uyacağını ilan et. Hadi bakalım, Halep oradaysa arşın burada. Yüreğin yetiyorsa getir referanduma görelim. Bu vesileyle buradan sizlerin aracılığıyla Kanal İstanbul için avuç oluşturan, projeye dahil olmak isteyen yerli ve yabancı finans kuruluşlarını ve müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bütün bu veriler ışığında bu tiksindirici borcu milletimizden değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz. Paranızı onun şahsi hırslarına veriyorsunuz. Geriye de bir zahmet kendisinden alacaksınız. Bizden kapik işlemez. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı tarafından internet medyası Çalıştay'a düzenlendi. Çalıştay'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Rütük Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Televizyon İşverenleri Sendikası Başkanı Okan Kaya, Ulusal Televizyon Kanalları yöneticileri ve sektörden ilgililer katıldı. Çalıştay'da internet üzerinden yapılan yasa dışı kaçak ve korsan yayınlar konusu da ele alındı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, ilgilileriyle çevrim içi düzenlenen internet medyası ve haberciliği Çalıştay'ında çok önemli açıklamalar yaptı. Birçok alanda her geçen gün kamuoyu tarafından daha fazla kullanılan internet teknolojileri hiç kuşkusuz haberciliğin de ayrılmaz bir parçası haline aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen internet medyası ve haberciliği Çalıştayı'na İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'un yanı sıra Rütük Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Basın İlan Kurumu İlan Hizmet Müdürü İdris Cam, Televizyon İşverenleri Sendikası Genel Başkanı ve Kanal ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya'nın yanı sıra ulusal televizyon kanalları, haber ajansları ve internet yayını yapan siteler, temsilcileri, üniversitelerden temsilciler katıldı. Siyasetin ve ekonominin yerelden başladığı günümüzde her biri kendi yayın yaptığı ilde etik değerlere bağlı televizyon kanallarının üye olduğu Türkiye Televizyon İşverenler Sendikası olarak her platformda dile getirsek de tekrardan dile getirmekte bir mahsur görmüyorum. Uydu ücretlerini dolar üzerinden ödememiz, devletten resmi ilan ya da resmi reklam alabilecek bir sisteme entegre edilemememiz ve buna benzer sorunlarımızın çözülmemesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Hukuk devletinde insanların hakları yasalarla düzenlenir. Yasalar ve yönetmelikler toplumlarda ihtiyaçlar karşısında hazırlanır ve herkes buna uymak zorundadır. Yasalarda internetten yayın yapan uymaz diye bir madde olmadığına göre
Burası çok önemli. Mutlaka yasaya, yönetmeliğe herkes gibi internetten yayın yapanların da uyması gerekmektedir. Türkiye'de radyo televizyon yayıncılığı 6112 sayılı kanun hükümlerine göre yapılabilir. Bu kanuna göre radyo televizyon üst kurulu kurulmuştur. Bu kurulun amacı ülke genelinde radyo televizyon yayıncılığını düzenlemektir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de radyo televizyon yayıncılığı ile ilgili çok ciddi düzenlemeler yapılmış. Yayıncılık yapılabilmesi için lisans zorunluluğu getirilmiştir. 6112 sayılı yasa dışında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelişen teknolojiyle birlikte 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu iki kanuna ilaveten Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu 1 Ağustos 2019 tarihinde radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik ile internet ortamından yayınların nasıl yapılabileceğini en ince ayrıntısına kadar tek tek yazmıştır. Aklı başında okur yazarlı olan anayasamızın ikinci maddesinde belirtilen hukuk devleti kavramına saygılı olan hiç kimse zaten üstteki kanun ve yönetmeliklere rağmen işi duymazlığa vurup kendi kendine stüdyolar kurup yayıncılık yapmaya kalkışmaz. Bilindiği gibi RTÜK kanununda yapılan değişiklikten sonra internet üzerinden yapılan yayıncılık faaliyetleri de RTÜK denetimine ve regülasyonuna tabi kılındı. Bu ne demek? Bu şu demek, eğer ki bir kuruluş yayıncılık faaliyetini internet üzerinden yapacaksa, televizyon, radyo veya isteğe bağlılık faaliyetini internet üzerinden yapacaksa, Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan lisans almak zorunda ve lisans almak için gereken idari ve mali şartları da yerine getirmek zorunda. İnternet yayıncılığı yapanların RTÜK'ten lisans alma zorunluluğu bulunduğunu da belirten RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, yönetmeliğin BTK ile yapıldığını ve 2019 yılında lisanslama faaliyetlerinin başladığını söyledi. Başkan Yardımcısı Uslu, TV-SEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya'nın dikkat çektiği merdiven altı yayıncılarla ilgili de açıklama yaptı. Biz bu konuda da özellikle sosyal medya mecraları üzerindeki denetim mevzuat faaliyetinden sonra Türkiye'de temsilcilik açılma sürecinden sonra bu sosyal medya mecralarıyla da bu konuda bir düzenlemeye dair neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdullah Çakır, 2019 yılı rakamlarına göre Karabük nüfusunun azaldığına dikkat çekti. Çakır, genç nüfusun Karabük'ü terk ettiğini söyledi. Tarım hayvancılık alanlarında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Çakır, ayrıca orman köylülerinin ise bu alanı bitirecek bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. Şimdi ben bir kere şunu söyle bir ifade etmek istiyorum. 2019 Karabük nüfusumuz 248.500. Evet. 2020 nüfusumuz 243.614. İşte İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarımız sokakta geziyor. Yani onların anlattığına göre her şey çok iyi Karabük'te. İşsizlik sorunu yok, işte ekonomiyle ilgili problem yok tabii İktidar Partisi açısından. Ama bir bakıyorsunuz nüfustaki sayımlar Karabük'ün göç verdiğini gösteriyor. Karabük'te özellikle genç kesim şehrimizi terk ediyor. Niye terk ediyor? Bir kere gelin bizim fikirlerimizi alalım. Biz de bunlarla ilgili söyleyelim. Şimdi bakıyorsunuz ben Karabük işte tarım, hayvancılık, orman, sanayi diye. Değil mi? Şimdi bir baktığımız zaman Karabük'te tarımla baktığımız zaman tarımda 43 yılda yanılmıyorsam İPART diye bir proje var. İPART destekleri var. Karabük'te yok. Yine 42 ilde bölgesel kalkınma teşvikleri var. Bunların arasında Karabük yine yok. Şimdi bu teşvikler, Zafer Bey, öyle bir şey ki kooperatifler vasıtasıyla yapıldığı zaman %70'e yakın indirimler sağlanıyor. Daha doğrusu insanları teşvik etmiş. Teşviğin amacını yani teşvik etmek için bunların yapılması gerekiyor. Fakat maalesef biz sade sanayide değil, tarımda bile bu teşvikleri alamamış durumdayız. Şimdi geliyorsunuz hayvancılıkta. Şimdi buraya gelmeden önce öyle bir bakıyordum. Yem fiyatlarına, işte şu fiyatlarına falan. Bir torba gübre 270 lira olmuş.
Yani insanlar veya bir çuval yer hayvan için 150 lira olmuş. Şu anda karabiğde öyle bir noktaya geldik ki, yalnız bu karabiğin problemi de değil. Televizyonlarda, işte ulusal kanallarda izliyoruz. Sizler de gösteriyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Artık hayvancılık öyle bir noktaya geldi ki süt de bile yakında herhalde süt ithal etmek zorunda kalacak bu ülke. Neden? Yem fiyatlarıyla maliyetlerin yüksek olması nedeniyle, süt fiyatlarının düşük olması nedeniyle şu anda çok büyük tehlike, süt inekliliği bitme noktasına üretim geldi. Azaldı. Tabii ki. Yani şimdi ben Konarlıyım. Her yerde de bunu övünerek söylüyorum. Benim çocukluğumda Konarı'da 3 tane süt toplayan firma vardı. Şu anda Konarı'da yine bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Hazır süt satılıyor. Geldiğimiz nokta, yani yıllardır geldiğimiz nokta. Şimdi hayvancılıkta Karabük'te yokuz. Tarımda yokuz. Gelelim şimdi orman işletmelerine, orman köylerine. Evet. Şu anda biliyorsunuz coğrafi alan olarak nüfusumuzun %70'i orman. Ama bekleyen bir tehlike var. Şu anda Dikili diye bir uygulama var. Tekrar daha önce mahkeme bu kararı iptal etmişti. Dikili uygulamasına bölme bölme, bölüm bölüm geçme durumu var. Gerçekten orman köylerimiz için çok büyük bir tehlike. Orman köylüsü ormana giremez hale gelecek. Ben buradan yetkilere bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu Karabük için dikili uygulamalarından vazgeçin. İYİ Parti İl Başkanı Elol Serin, ülkemizde giderek artan yoksulluğa bağlı olarak intihar vakalarının da arttığını söyledi. İktidarın sürekli 2002 yıl öncesine eleştirdiğini, fakat bunun doğru olmadığını o dönemin askeri ücret ve altın fiyatlarıyla günümüzü karşılaştırarak anlattı. Şimdi Karabük'ün sorunları Türkiye'nin sorunu aynı şeyler. Yani Türkiye'deki ekonomik sıkıntı Karabük'te de yaşanıyor. Karabük'te de işsizlik var. Yani bunlar. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu eski arkadaşlar, bugünkü iktidar, sayın milletvekilleri, sayın işte bakanı, şunu bunu. Bakın eski Türkiye, eski Türkiye, beğenmedikleri eski Türkiye'den örnekler vereceğim. Şimdi Zafer abi siz bilirsiniz, sayın başkan da bilir. Eskiden düğünlere giderken 2002 öncesi falan bir küçük altın falan takıldı. Evet. Tamam mı? Ben şimdi buradan örnek vereceğim. Bu eski Türkiye diyen bu hükümet ve ortaklarına, yandaşlarına bir örnekler vereceğim. 2003 yılında asgari ücret 318 lira. Çeyrek altın 22 lira. Tamam, çeyrek altın 22 lira. Ve karşılığı 14 tane küçük altın alıyor. Çeyrek altın alıyor. Asgari ücretli vatandaşımız. Tamam. Burada bu resmi bunlar. Yani şeyi söylemiyorum bunu. Kafada hatıra söylemiyorum. Dinleyenler, biz AK Partili arkadaşlar, yöneticileri, seçmenine bir şey demiyorum. Seçmeni bizim başımız üstünde yeri var. Ama yöneticilere, milletvekili olan sesleniyorum. Geliyorum 2004-2005 saymayacağım. Düşe düşe geliyor. Mesela 2010'dan örnek vereyim. Asgari ücret 659 lira. Çeyrek altın 118 lira. 5 tane alabiliyor. 2010 yılında 5'e düşmüş 14'ten. Geliyorum 2020 yılında. Asgari ücret 2324 lira. Çeyrek altın 700 lira. Alabildiği altın 3.3. 3 tane çeyrek altın alabiliyor. Vatandaşın geldiği durumu anlatmak istiyorum. Hani bunlar eski Türkiye şöyleydi, eski Türkiye böyle söylüyorlar ya. Eski Türkiye'de vatandaş 14 tane çeyrek altın alıyormuş asgari ücretinin. Sizin verdiğiniz asgari ücretinin bugün 3 tane çeyrek altın alabiliyor vatandaş. Fakirliğin nereye geldiğini söylemek istiyorum. Şimdi dönüyorum. Bunlar Almanya bizi kıskanıyor ya, Avrupa bizi kıskanıyor söylüyorlar işte. Dış güçler, dış güçler, dış güçler. Aman ne dış güçlermiş onlar. İşinize geldi mi bugün Sayın Cumhurbaşkanı dün bağırıyor. Söke söke sizden parayı alırlar diyor. İşte bilmem bilmem ne mahkemeler diyor. O mahkemeler başka karar verdi mi tanımıyorsun. İşine geldin böyle, işine geldin böyle. Ama bir şey öğrendik dün yani. Gideceğini anladı herhalde Sayın Cumhurbaşkanı. Söke söke edersiniz falan diye, demek gidecek artık. Hayır, Abbas yolcu. O belli olmuş oldu. Şimdi bakınız abi. 2016 yılında asgari ücret 1300 lira. 403 avroya tekabül ediyor. 2017'de 1404 lira asgari ücret. 377 avroya düşmüş. 2018 1603 lira asgari ücret. 1603. 352 avroya düşmüş karşılığı. 2019 2021 lira asgari ücret 333 avro. 2020 2324 lira asgari ücret 232 avro. 403'ten 4 sene içerisinde yarı yarıya düşürmüşsünüz. Evet.
Seni kıskanan ülkenin durumu, sen ekonomiyi ne kadar küçültmüşsün, fakir fukarayı ne kadar... Bunlar yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluklar üzerine gelen bir hükümet, vatandaşın durumu ne hale gelmiş, işte aracı sayı gelmiş. Son 2013 ve 2013'ten bugüne kadar Türkiye'deki intihar sayısı 160 bin. 160 bin kişi intihar etmiş 2013'ten bugüne kadar. Bunu deyin ki 50-60 bin işte çeşitli özel nedenlerden işte eşidir, şudur, budur bilmem ne, amenna kabul ederim. 100 bin ekonomik sıkıntıdan intihar etmiş. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağanüstü Genel Kurulu bugün özel düğün salonunda yapıldı. 22 yıldır Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık görevini yürüten Muammer Dumaner yeniden seçildi. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın kendi iç bünyesinde gelişen huzursuzluktan dolayı denetim kurulu üyelerinin Ticaret Bakanlığı'na olağanüstü genel kurul yapılması hususunda müracaatları olmuştur. Bakanlık bu müracaatı yerinde bulmuş ve Karabük Esnaf Odaları Birliği olarak bizlere gözetim ve denetimi bizlerde olmak kaydıyla bu olağanüstü genel kurulun yapılmasını bizlere emretmişlerdir. 2021 Ocak ayında ilk yönetim kurulu toplantımızda bir takım kararlar aldık. 6 yönetim kurulu üyemiz, 9 yönetim kurulu üyesiyiz. Biz 6 kişiydik. 6 yönetim kurulu üyesi bir takım şeylere baktık. Odamızda kasa tazminatı adı altında para ödeniyordu. Yani kasada kasayı yürüten genel sekreterimiz kasayı yürüttüğü için ona kasa tazminatı veriyorduk. Bu kasa tazminatı brüt 600 bin lira civarındaydı arkadaşlar. Ben sizlerden elbette ki 22 yıldır bizim için güzel şeyler de yapmış olan başkanımıza verdiğiniz 22 sürenin 7-8 ayını istiyorum. 7-8 ay süresince ekibimle beraber sizlere kendimi ispat etmek istiyorum. Bu süreçte beni destekleyen, bana güç kuvvet veren tüm arkadaşlarıma da sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. 2010 yılında geldiğimizden bu yana kadar, bakın arkadaşlar, 310 tane karar almışız. Bir tane arkadaşlarımızın altında muhalefet şerri yoktu. Bütün kararlarımız okunur, gelirimiz, giderimiz, her şeyimiz okunur ve altına imzalar arkadaşlarım, ben de dahil. Ve o zaman kararı kapatmadan sorarım. Arkadaşlarımız bir şey diyor musunuz? Kararı kapattırıyorum. Bir ilaveniz var mı? Yok. Peki arkadaşlar, kafanıza takılan bir şey varsa ister mali müşavir, ister avukat, kimi isterseniz getirip bütün bakabilirsiniz. Değerli esnaf arkadaşlar, söylemesi çok kolay. Çamur atması kolay. Ne kendimi yüz kızartacak bir şey yaptım, ne esnafımı sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmadım. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 3 adayın seçime katıldığı olağanüstü genel kurulunca mevcut başkan Muammer Dumaner 564 oy ile yeniden başkan seçilirken Osman Kesici 392, Semra Uz ise 160 oy aldı. Bartın Devlet Hastanesi'nin genel cerrahi servisinde çıkan yangın hastane personelince söndürüldü. Bartın Devlet Hastanesi'nin 3. katında bulunan genel cerrahi servisinden dumanlar çıktığını gören hastane personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği hastanede kısa sürede dumanların kapladığı servisteki hastalar başka katlardaki odalara nakledildi. Bazı hasta yakınlarının da dumandan etkilenen hastalarını hastane bahçesine çıkardığı görüldü. Yangın hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yangın tüpüyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede yangının hasta odasında bulunan toplu priz ünitesinin bulunduğu bölümden çıktığı öğrenildi. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde saati İsviçre'de yapılarak Çankırı'ya getirilen, halk arasında çan saati olarak adlandırılan ve uzun zamandır atıl vaziyette bulunan saat kulesinin yeniden zamanı göstermesi için çalışma yürütülüyor.
Ali Bey Mahallesi'nde bulunan ve 15 metre yüksekliğe sahip Saat Kulesi, Çankırı Belediyesi tarafından uzun yol ikinci etap cephe iyileştirme projesi kapsamında restore edilecek. Kurşun kubbeye sahip kare planlı, dikdörtgen gövdeli, iki tokmaklı 16 kilogram ağırlığındaki çana sahip Saat Kulesi bir platform üzerine oturtulmuş. İçinde ahşap merdiven yer alan Saat Kulesi'nin üzerinde balkon ve dört yüzünde de yuvarlak saat kadranı bulunuyor. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, göreve geldikleri günden beri tarihi değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Göreve geldiğimizden beri tarihi değerlerimize sahip çıkmaya çalıştık. Uzun yol ikinci etap, Kirmanoğlu Sokak gibi o bölgelerde cephe iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda 3 milyon hibe, 3 milyon da kendi bütçemizle bu çalışmalara devam ediyoruz. Bitme aşamasına geldi. Bu aşamada 2. Abdülhamit döneminde İnebolu üzerinden gelen, halk arasında da çan saati diye bilinen o tarihi değerimize, Çankırı'nın büyük bir sembolü olmuş bu dokuya değindik. Uzun zamandır, belki 1993'ten beri hatırladığım kadarıyla çok üzerine durulmamıştı. Atıl vaziyetteydi. Bizim bu ata yadigarımızı da restorasyonuna başladık. Her yarım saat ve bir saatte çalıyordu çanımız. Küçüklüğümden beri hatırlıyorum. O eski haline dönüştüreceğiz. Şu anda Ali Bey Mahallesi'nde restorasyona başladılar. Bu tarihi değerimize tekrar o eski günlerine hatırlatması açısından ve bu dokuya sahip çıkma açısından tekrar restorasyonuna başladık. Sevgili izleyenler, şehirler arası yollarda taşımacılık yapan büyük tırlarda son aylarda çok sık yangın olaylarına rastlanıyor. Büyük araçların sahibi firma ya da kişilerin araçların bakımı konusunda daha özenli davranmaları ortaya çıkabilecek, can ve mal kayıplarını engelleyecektir. Şehirler arası yollarda, özellikle taşımacılıkta kullanılan büyük tırlarda son dönemlerde çok fazla yangın olayları ortaya çıkmaya başladı. Bu yangınlar hem tırlardaki sürücüler hem de taşınan mallar için büyük tehlike yaratırken diğer araçlar için de risk oluşturuyor. Şehirlerden uzakta olduğu için yangına itfaiyelerinde müdahaleleri doğal olarak gecikiyor. Araç bakımı ile ilgili kişilerin bu konuda yorumları ise yangınların araçlardaki elektrik aksamından kaynaklandığı ve gereken bakımlar yapılarak bunların engellenebileceği yönünde. Şimdi ekranlarda izlediğiniz yangında yine yük taşıyan bir tırda çıkmış. İzlediğimiz gibi insanlar Ankara-İstanbul yolunda ilerleyen tırda çıkan yangından yükleri kurtarmak için çabalıyor. BRTV olarak bizler de olası can ve mal kayıplarını engellemek için firma ve kişileri araçlarının gereken bakımlarını yaptırmaları konusunda tekrar uyaralım. Şu anda Ankara'dan İstanbul istikametine, Ankara'dan tahmini 80 kilometre dışarıda, 80 kilometre dışarıda tutuşan kamyondan can havliyle malları kurtarmaya çalışıyorlar. Bu gördüğümüz üçüncü tır yanması. Hayırdır inşallah. İnşallah can kaybı yoktur. Sahiplerine geçmiş olsun diliyorum burada. Safranbolu Üçel Ekmek Fırını'nın sahibi Erol Karakerimoğlu, pandemi döneminde vatandaşın ekmek yükünü çeken fırıncı esnafının sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Karakerimoğlu, "Biz halen Safranbolu'da 1,5 TL'ye ekmek satıyoruz. Bu işi artık yapamaz olduk," dedi. "Biz şu anda Safranbolu ve Karabük'te çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bizim geçirmemizin sebebi bizde un maliyetleri, işte poşet, ondan sonra odun, yakıt, ne varsa bizde hemen hemen bu maliyetler %60 yükseldi. Biz çalışamaz duruma geldik. Karabük valimizden, işte ticaret il müdürümüzden, tarım il müdürümüzden, esnaf odası başkanımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Biz yani çok sıkıntılara çekiyoruz. Yani bu %60 giderlerimiz yükseldiği için biz zor durumda kaldık. Zaten bizim sektörün en çok sorunu da bu maliyetlerle beraber işçi sorunumuz var. İşçi de bulamıyoruz. Zor dönemeçler geçiyoruz.
bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Yani bu sahada Karabük'te, Safranbolu'da tamam bu olaylar var ama mesela diğer illerde de mesela bundan 5-6 ay önce arkadaşlarımız 2 lira alan yerler de vardı. Ondan önce 1.75'e satan yerler de vardı. Biz de hala Safranbolu'da 1.5 liraya ekmek satıyoruz. Biz yani yapamaz olduk yani bu işi. Yani kaldıramaz olduk. Tabii bu Karabük'te de bazı arkadaşlar 1 liraya satıyor. Yani onların da işte birbirlerine rekabet yapıyorlar. Gidiyoruz arkadaşlara düzeltin bu işleri diyoruz. Bugün düzelteceğiz, yarın düzelteceğiz derken arada da biz gideceğiz yani. Olay bu şekilde. 2020'nin 3. ayında 110 liraya aldım unu. Ben şu anda alıyorum 170 liraya. %55 zam gelmiş. %55 sadece una. Yani bunun %40 mesela poşete geldi. Biz düne kadar ekmeklerimizi poşetliyorduk. Diğer illerde mesela poşet yoktu, ekmek poşeti yoktu. Bizim ilimizde ekmek poşeti vardı kardeşim. Her ay 5-6 milyar lira ben poşet parası veriyordum bayilere gönderdiğim ekmek için. Yazık değil mi bize ya? Diğer illerde bizim arkadaşlarımız var mesela. Gidiyoruz. Çekiyorum ya. Yok. Ekmek poşetleme yok. Ya bize kadar burada yoktu ya. Neyse Allah razı olsun. O da başkanları ayarladı. Biz de yani mücadele ettik. Poşet olayı da kalktı. Yani bizim her şeyimiz sorun. 400 liraya 500 liraya aldığımız odun şimdi 800 lira. Elektrik 10 keza. Sigorta 10 keza. Şimdi en kısa zamanda işte bu ay 250 lira gelmiş. İşte arkadaşlarımız da var burada bak. Yani 250 lira zam gelmiş. Yani biz kaldıramıyoruz yani. Yapamıyoruz yani. 3 tane çocuğum var. 3'ü de burada çalışıyor. Baba diye yapmayalım bu işi diyor. Kaldıramıyoruz diye. Haklı çocuk da abi. Gece ekmek çıkartacağız diye yani elemanımızı evinden alıp geliyoruz biz. Evinden. Gece 1'de. Çocuk gidiyor almaya. Sabah da geliyor 6'da fırına. Yazık değil mi abi ya? 1.5 liraya ne yapacağız abi? Ya bize düzelsinler bu işi. Düzgün bir şekilde yapalım. Hiç olmazsa biz de rahat edelim ya. Biz de insanız ya. Bizim de çoluğumuz var, çocuğumuz var. Onun da çoluğu çocuğu var yani. Yapamıyoruz yani, kaldıramıyoruz. Valimizden, oda başkanımızdan, bu işle ilgilenenlerden yardım bekliyoruz. Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 20 dekar tarım arazisi zarar gördü. İlçenin İhsanlı Köyü mevkiinde arpa ve yulaf tarlalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylülerin ve ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 20 dekarlık tarım arazisinde zarar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Karadeniz Ereğli Belediyesi oyuncak evi kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 2 Temmuz Cuma günü saat 14'te oyuncak evinin resmi açılışı yapılacak. Hazırlıkları tamamlanan ve pandemi nedeniyle açılışı bir süre ertelenen Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi 2 Temmuz'da saat 14'te açılıyor. İnönü Parkı'nda açılacak olan Oyuncak Evi yalnızca Ereğli'nin değil bütün çevre illerinde çekim merkezi olacak bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Oyuncak Evi'nde Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi koleksiyonundan 400 eserlik bir sergi yer alıyor. Ayrıca Ereğli'de geçmişte oynanan oyuncaklardan da örnekler bulunuyor. Ziyaretçiler sanal gerçeklik gözlüğüyle farklı dünyalara yolculuk edebilecekler. Oyuncak evinin amacı, oyuncakların diliyle toplumsal, tarihsel değişimi gençlere, çocuklara anlatabilmek, büyüklerle çocuklar arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuklara göstermek. Ayrıca atölye çalışmalarıyla çocukların kişisel becerilerini geliştirebilmelerine katkı sunulacak. Atölye çalışmaları konusunda Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ve Ereğlili sanatçılarla, öğretmenlerle işbirliği yapılacak. Samsun'da alacaklı olduğu kişiye kızıp sokak ortasında boynuna falçata dayayarak intihara kalkışan şahıs ikna olmayınca polisin müdahalesiyle intihardan vazgeçirildi. Ellerini arkaya ver. Ellerini arkaya ver. Sakin ol.
Olay Samsun'un İlk Adım ilçesi Yaşardoğu mahallesinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nakliyatçılık yapan İT, evinin yakınında ikamet eden ST'ye nakliyat işi yapıp parasının bir kısmını alamadığını iddia ederek bunalıma girip gidip sokak ortasında falçatayı kendi boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Ben gelip giderim. Ayakkabın nerede? Ayağımı çözdür lütfen. Gel elini giy. Ayakkabısını giysin. Ayakkabını giy. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis İT'yi sokak ortasında ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir türlü ikna olmayan İT'ye müdahale eden polis ekipleri taşkınlığını sürdüren şahsi biber gazı da sıkarak etkisiz hale getirip kelepçe taktı. Polis aracına götürülen İT daha önceden ayağının kırık olduğunu ileri sürerek "Ayağım kırık" diye bağırdı ve borçlusu ST'ye hitaben tehditlerde bulundu. Polis aracına bindirilen İT, İlyasköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çıkamıyorum lütfen tamam. Abi ayağım tamam ayağını at. Abi çıkamıyorum lütfen. Tamam kurtulalım gel. Zonguldak'ta gece saatlerinde kontrolden çıkan bir kamyonet inşaat halindeki viyadüğün ayağına çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat halindeki viyadüğün ayağına çarptı. Kazada şoför ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında 1 Temmuz itibarıyla kontrollü bir şekilde normalleşmeye açılacak olan düğün, nişan, kına gibi organizasyonların yapılacağı salonlarda randevular geçen seneye göre %75 arttı. İçişleri Bakanlığı koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05'te başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin genelge yayımladı. Haziran ayından itibaren belirli kısıtlamalarla yapılan düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü gibi organizasyonlara da düzenleme getirildi. Buna göre nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecek. Ayrıca merasimlerde katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir. Açıklanan kararların ardından geçen dönemlerde organizasyonlarını ileri tarihlere erteleyen vatandaşlar da salonların randevu defterlerini adeta patlattı. 1 Temmuz öncesinde randevuları kabul eden salonlara geçen yıla göre %75 talep artışı yaşanırken Eylül ayına kadar da sezonu doldurdu. 15 Haziran açıklamaları doğrultusunda, yasakların kaldırılması doğrultusunda bir artış söz konusu. 1 Temmuz itibariyle kına ve nişan organizasyonlarının da izinleri çıkacak. Böylelikle kına, nişan, sünnet ve düğün merasimleriyle geçen yıla oranla %75 artışla 2021 sezonunu götüreceğiz. Evet, 2021 için en çok açık alan Kırbahçesi salonları tercih ediliyor. Biz de çiftlerimizin tercih doğrultusunda salonlarda onların istediklerine göre düğünlerini planlıyoruz. Geçen yıl aynı aldığımız pandemi önlemleri, dezenfektan, koruma, maske, ateş ölçme aynı sistem devam ediyor. Burası açık alan olduğu için biraz daha rahat misafirlerimiz. Bu sene biraz yoğunluğumuz var. Geçen yılların sıkıntıları bu sene serbest bırakılmasıyla beraber artışımız oldu. Ağla Gönül isimli ilk albümüyle dinleyiciyle buluşan bölgemizin yetiştirdiği tasavvuf musikisi sanatçısı Hasan Işık, BRT Bey'i ziyaret ederek yeni çıkaracağı Bahattin Gazi isimli eseriyle ilgili bilgiler verdi. Ne zaman memleketimizi ziyarete gelsek ilk uğrak yerlerimizden birisi memleketimizin yüz rakı BRT Bey oluyor.
Ya Allah hepsinden razı olsun. Hepsini çok seviyoruz. Değerli yönetim kurulu başkanımız Mehmet abimiz başı olmak üzere Osman Çetikaya abimiz aynı şekilde. Onlara selam vermeden gitmek ahde vefasızlık olur. Tasan musikisiyle iştigal ediyoruz. Yaklaşık profesyonel anlamda 8 yıldır bu camianın içindeyiz. Ağla Gönül albümüyle piyasaya girdik. Bu pandemi döneminde tabii ki boş geçirmedik. Memleketimiz için inanılmaz güzel bir eser yaptık. Hatta zaman zaman sivil toplum kuruluşlarına şunu sorduk biz. Hani memleketlerin kendi değerleri vardır, manevi değerleri. Örnek vereceksek, işte Kastamonu'nun bir Şerife bacısı vardır. Bize şunu sorduk. Karabük'ümüzün manevi lideri kimdir? Dediğimiz zaman inanın bir elin sayısını geçmemiş bu soruya cevap verebilir. Bahattin Gazi Hazretleri'dir. Bununla ilgili de tamamen ticari amaç dışında bunu gerçekleştirdik. Ne yaptık? Ona bir eser yaptık. Arkamızdan dua edenlerimiz, teşekkür edenlerimiz olsun diye. Bununla ilgili de inşallah değerli kıymetli hemşerilerimiz, abilerimiz destek olursa bununla ilgili söz ve müziği hazır. Bir stüdyo çalışmasından sonra klibini de burada çekecek şeklinde bir çalışma ortaya çıkarırsak değerli hemşerilerimize buluşturmuş olacağız inşallah. Tek amacım şu anda bu. Bir de Rabbim Var Allah diye bir eser yaptık. Bu da YouTube'a yüklendi yaklaşık 2021 Mart yani 3-4 ay önce. Bunu da inşallah izleyenlerimiz izlerse istifade etmiş olur. Neden önemli bu? Cenab-ı Allah rızka kefildir. Hiçbir izleyenimiz, hiçbir sevenlerimizin rızık endişesi olmasın. O her şeye kefildir. Sevgili dostumuz Hasan Işık kardeşimin bugün ziyaretine gerçekten çok mutlu oldum. Kendisini İstanbul'da yakından takip ediyorum. Ben de kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizimle ilgili güzel şeyler söyledi. Teşekkür ediyoruz. Ben de başarılar diliyorum. Karabük'le ilgili geçtiğimiz aylarda zaten bana söylemişti. Bahattin Gazi Hazretleri ile ilgili. Tabii ki bu anlamda Karabüklü ve bölgemizin yetiştirdiği bir sanatçıya destek vermek Karabüklü iş adamlarına yakışır diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir klip de çıkarsa biz de kanalımızı zevkle yayınlayacağımızı buradan taahhüt ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Down sendromlu 23 yaşındaki Vedat Ergül 10 gün önce başladığı garsonlukla hem kendi hem de çevresindekilerin hayata bakışını değiştirmeye başardı. Safranbolu'da oturan Ergül ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü Vedat Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Ailesinin desteğiyle hayata tutunan ve eğitiminin ardından toplumsal hayatta yer almak isteyen Vedat Ergül 10 gün önce bir restoranda garson olarak işe başladı. Her gün saat 12'de babasıyla işe giden garson Vedat, saat 21'de yine babasıyla evine dönüyor. İşini severek yapan Vedat Ergül, çalışma azmiyle hem engelli bireylere hem de çevresindekilere örnek oluyor. Memnun musun? Evet. Evde durup şey etmeden, tablet oyna, telefon oyna, bunlardan oynamadan işe girmesi daha iyi oldu bizim için. Biz çok memnunuz. Evlerde oturmasınlar, sosyallaşsınlar, topluma kazandırılsın böyle çocuklar. Vedat şefimiz özel eğitim kurumunu bu sene bitirdi Safranbolu'da. 23 yaşında yavrumuz. Biz istedik ki işletmecilik anlayışının dışında daha çok sosyalleşme adına, sosyal farkındalık yaratabilmek adına neler yapabiliriz derken Vedat'ımızla karşılaştık. Dedik Vedat nasıl burada olabilir mi acaba? İstihdam sağlamakla beraber kendisini sosyalleşebilmek adına bir destek yapalım istedik ama farkında olmadan onu desteğin hakikaten bizim ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Yani ben şu 10 günde Vedat'ın sayesinde insan olduğumun farkına varabildim. Hakikaten kendimi sorgulamaya başladım. Tabii Vedat sayesinde de Safranbolu ve Karabük dahil, Türkiye'de ne kadar özel çocuk varsa, özel eğitimli çocuklar varsa, işletmemizde ücretsiz, ömür boyu ben nefesim yettiği müddetçe ikram etmek istiyorum, hediye etmek istiyorum yemeklerimizi. Temennimiz daha çok çocuğa sahip çıkıp, daha çok evladımıza sosyalleştirebilmek ve topluma kazandırmak. Başka hiçbir gayemiz yok. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Afiyet olsun. Çankırı'da paşa adı verilen bir ton ağırlığındaki kurbanlık tosun 26 bin liraya alıcı bekliyor. Çerkeş ilçesinde besicilik yapan Metin Kantar'ın kurbanlık olarak yetiştirdiği tosun Çerkeş Canlı Hayvan Pazarı'nda satışa sunuldu. Metin Kantar gazetecilere paşa adını verdiği kurbanlığı 26 bin liradan satışa sunduğunu söyledi. Ben 55-56 yaşındayım. Yani 50 yıldır devamlı dedelerimiz yapıyor bu hayvancılığı, biz de yapıyoruz yani. İsmi Paşa. Bunların en büyüğü abi. Ben 26 lira istiyorum, 26 liraya vereceğim. Senede ben 3-5 tane koyuyorum yani böyle. Var, ahırda da, daha ahırımda da var bunlardan. Ahırımda da var yani bunlardan. Besliyorum, hoşuma gidiyor benim bunları böyle beslemek yani. Tamam. Artvin'de hayvan yetiştiriciliği yapan 23 yaşındaki Sezer Çakal'ın boğası ve koyunuyla kurduğu iletişim dikkat çekiyor. 650 kilogramlık boğası geldiğince geliyor. Neresi kaşınıyor diye sorunca kaşınan yerini gösteriyor. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım yanıma. Gel. Adamsın lan sen gel. Hani ne oldu? Ne oldu aslanım? Adamsın lan sen. Hani neresi kaşınıyor? Göster bakayım. Ayağın kaşıyor mu oğlum? Hani kaldır bakalım neresi kaşınıyor? Göster. Neresi ama neresi? Göster bakalım. Ayağın mı ağzın yeri ulan senin? Artvin'in Yusufeli ilçesi Narlı köyünde besicilik yapan ve aynı zamanda bölgede geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerine boğa yetiştiren Sezer Çakal. Bakımını yaptığı boğalar ve koyunlarıyla ilginç bir şekilde iletişim kuruyor. Orayı mı? Göster bakalım. Göster bakalım. Göster. Orayı mı oğlum? Tamam baba. Beni kaşı, gel. Beni kaşı bakalım, kaşı. Ayağımı kaşı. Bacağımı kaşı. Bacağımı kaşı bakalım. Az daha. Şimdi az daha bu yani. Tamam. 6 yıldır beslediği 650 kilogram ağırlığındaki Poyraz isimli boğasıyla kurduğu iletişim görenleri hayrete düşürüyor. Boğasına gel oğlum deyince boğası geliyor, neresi kaşınıyor deyince gösteriyor. Göster, neresi ama neresi göster bana. Ayağın mı ağzın yeri ulan senin? Adamsın ulan sen. Hani göster, göster, kafayla göster. Göster bana. Hani göster, dil at, dil at, göster. Göster, ha burayı mı? Ha burayı mı? Burayı mı? Göster bana. Göster bana. Göster. Orayı mı oğlum? Tamam baba. Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken genç besici bunun sebebinin sevgiden kaynaklı olduğunu söylüyor. Poyraz'da bir video çektik ve çok izlendi, çok paylaşıldı her tarafta. Boğan Poyraz 6 yaşında, 6 senedir bizimle. Yani ne desek anlıyor. Aileden biri artık bu bizim için. Şimdi çok soru geliyor. Bunları nasıl yetiştiriyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz diye. Arkadaşlar bunun bakımı gerçekten çok meşakkatli bir iş, zor bir iş. Yani böyle kolay bir boğa yetişmiyor yani. Bu 6 senedir bizimle. Yanına gitmediğimiz gün yok yani. En az günde 2 defa yanına gidiyoruz. Yani bir normal bir hayvancılık farklı, boğacılık farklı. Bunu farklı yetiştiriyor, farklı. Çok ilgi isteyen bir şey. Ve aramızdaki en büyük bağımız. Yani sevgi olmadan bu iş olmuyor. Aramızdaki en büyük bağ sevgi. Biz buna sevgi gösteriyoruz. O da bize sevgisini gösteriyor. Ne desek yapıyor benim oğlum. Değil mi Poyraz? İsmi Poyraz. Ordu'da cüce karı koca hem köy hayatının tadını çıkartıyor hem de ürettiklerini satarak kendilerine kazanç sağlıyor. Kabadüzü ilçesinde yaşayan İlhan ve eş Özlem Uzunçakmak gün boyu inekleri, tavuklarıyla uğraşıyor. Tarlasında çalışıyor. Kendi ürettikleri yoğurt, tereyağı ve köy yumurtasını satarak aile ekonomisine ek gelir sağlayan ailenin iki çocuğundan birisi üniversitede, diğeri ise lisede okuyor. İki tane çocuğum okuyor. Birisi üniversitede, birisi lisede. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz yiyoruz. Hatta diğer insanlara da yardımcı oluyoruz. Onlar da bizden malzeme, işte yiyecek alıyor. Tereyağısı, yumurtası, sütü, yoğurtu gibi ürünleri satıyoruz. Yani çok şükür emekli maaşımızın yanında bize yan gelir oluyor. Hem de kendimiz çalışıp kendimiz üretmenin zevkini tadıyoruz. Yani güzel bir şekilde Allah'a şükür olsun yaşamaya çalışıyoruz. Yaptığımız işler de çok, yani en azından ürünlerimiz kendimize ait. Başkasının ne yediği belirsiz ürünlerini almaktan da kendi ürünlerimizi kendimiz yetiştirmiş oluyoruz. Yumurtamız, sütümüz, yoğurdumuz, tereyağımız, her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Ve aynı zamanda diğer insanlara da yardımcı olmaya, onların da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
Biz işlerimizi beraber yapıyoruz. Tarlamızı, bahçemizi, hayvanlarımızı beraber bakıyoruz. Biz engelli olduğumuz halde bunları yapabiliyorsak birçok insan da yapabilir. Önemli olan istektir. Allah'ıma bir şükür biz bunları severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Herkes de yapabilir. Zatik. Kan emici, yakarca ve tatarcık sineğinin sebep olduğu insandan insana, hayvandan insana ve insandan hayvana kolayca bulaşabilen şark çıbanı Kastamonu'da tespit edildi. Hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte konusunda uzman bilim adamları İnebolu ilçesine gelerek çalışma başlattı. Karadeniz bölgesinde geçtiğimiz günlerde kestane ağaçlarının kurumasına yol açan ve halk arasında katil ara olarak bilinen gal arısının ilk kez tespit edilmesinin ardından şimdi de şark çıbanı hastalığı görüldü. Kan emici, yakarcı ve tatarcık sineğinin sebep olduğu insandan insana, hayvandan insana ve insandan hayvana kolayca bulaşabilen şark çıbanı hastalığının görülmesi üzerine konusunda uzman bilim adamları Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi. İnebolu'da 4 gün boyunca kalarak araştırma ve incelemelerde bulunacak olan bilim adamları bu doğrultuda rapor oluşturarak yetkili kurumlara iletecek. Bu hastalık, leşmanya dediğimiz hastalık, özellikle yine bir sinek türü olan, kan emici bir sinek türü olan kum sinekleri olarak tabir ettiğimiz bir grup sinek tarafından nakledilmektedir. Tabii bu hastalık özellikle tek hücreli bir protozoon tarafından oluşturulan bir hastalık olup daha çok insan ve köpeklerde müşterek seyreden bir hastalıktır. O yüzden İnebolu bölgesinde özellikle köpek popülasyonlarında bu hastalığın artış gösterdiği ya da ortaya çıktığı ve giderek artan bir ivme kazandığı bizlere rapor edilince bölgedeki idari kurumlar tarafından ilk örneklemler için kırsal bölgede tuzaklarımızı kurduk sineklerin örneklemi için. Takiben 3-4 gün süreyle burada çalışmalarda bulunacağız. Bunun da tedavisi olabilecek bir hastalıktır ama yeter ki bunun farkında olalım, gecikmeyelim. Bunları da paylaşmamız gerekiyor çünkü... Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Kuzeyrhein-Vestfale eyaletine bağlı Bochum kentinde ağaca çarpan polis aracındaki yaralı polisleri biri Türk olan 10 öğrenci kurtarmıştı. Polislerin hayatlarını kurtaran Türk genci Cemal Öksüz ve arkadaşlarına onur madalyası verildi. Geçtiğimiz günlerde bir polis aracı seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpmış. Çarpma sonucu polis aracı yanarak kül olurken iki polis memuru öğrenciler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılmıştı. Ağır yaralanan iki polis memurunun yoğun bakımdan çıktığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştı. Polis memurlarının araçtan çıkarılmalarını sağlayan gençlere onur madalyası verildi. O gençler içinde 19 yaşındaki Cemal Öksüz de vardı. Törene davet edilenler olay gecesi yaşadıklarını kendi bakış açılarından anlattı. Tören sırasında görgü tanıklarından biri, "O akşam mezuniyetimizi kutladık ve keyfimiz yerindeydi. Sonra korkunç bir kaza oldu. Gerçekten en kötüsünü varsaydık. Bu yüzden ertesi gün iki polisin artık ölümcül tehlikede olmadığını duyduğumuzda mutlu olduk," dedi. Bochum Polis Emniyet Müdürü Jörg Lukat, polislerin hayatını düşünmeden kurtaran öğrencilere teşekkür ederek onların topluma güzel bir örnek olduklarını söyledi. Lukat, bu öğrenciler büyük bir iş başardı. Her biri iki meslektaşımızın hala hayatta olmasına önemli katkılarda bulundular. Bu gençler kararlı, cesur ve özverili davrandılar. O geceki muazzam dayanışma geleceğe umutla bakmamı sağlıyor şeklinde konuştu. Bolu'da 48 yıl önce ağabeyinin lise çağlarında açtığı plak dükkanını yeniden hayata geçiren Erzem Ünalan, yarım asırlık plakları yıllar sonra dinleyicilerle buluşturdu. Bolu'da çocuk yaşlarda ağabeyinin 1973 yılında lise çağlarında açtığı plak dükkanına giden ve müzik tutkusu oluşan Erzem Ünalan, yıllar sonra ağabeyinin izinden gitmeye karar verdi. İlk dükkanını 1990 yılında açan Ünalan, gelişen teknolojiyle birlikte korsan kaset ve CD'lerin çıkmasıyla iş yerini kapattı. Ünalan, yıllar boyunca farklı işlerde çalışsa da içindeki plak ve müzik tutkusunu yenemeyerek 4 yıl önce plak işine geri döndü. Söylesen, sen haklısın, aylar var ki görüşmedik bir köşede.
yerli ve yabancı ünlü sanatçıların yarım asır önce kayda alınan şarkılarının yer aldığı plakları yeniden gün yüzüne çıkaran Ünalan'ın iş yeri, nostalji tutkunlarının da uğrak yeri haline geldi. Benim eski değil, eskimeyen dostumsun. İşte çocukluğumuzdan beri bu işle uğraşıyoruz. Tabii bu hastalık bize rahmetli abimden bulaşan bir hastalık. 1973 yılında açmış rahmetli abim. İşte biz de onun yanına gele gide okul çağlarında bu hastalık bize bu şekilde bulaştı. Yollarımız ayrı ayrı, 50 yıllık olan var. 30 olan var, 40 olan var, işte yeni dönemler var, yeni dönem baskılarımız var. Yani en kötü plakımız 50 yıllık diyebilirim şu an elimizde olan. Rağbet var, yani eskiler daha iyi bilirler. İşte gençler de yeni yeni başladılar artık bu işlere. Özellikle internetten satışımız daha çok oluyor. En çok işte eski Zeki Müren'ler, Müzeyyen Senar'lar, işte Ferdi Özbeğen'ler, ondan sonra ne bileyim Orhan Gencebay'lar, Ajda Pekkan'lar, Semiramis Pekkan'lar. Yani tabii o zamanın parçaları, eski parçalar daha rağbette şu anda. İşte yabancılar da keza öyle. İşte eskiler, işte ne bileyim bir Lionel Richie'ler, bir Julio Iglesias'lar, işte Beatles'lar, Abba'lar. Rağbet onlara şu anda. Sinop'ta deniz ormanı birleştiren Tarım Orman Bakanlığı'nca yapılan yatırımlarla son yıllarda cazibe merkezi konumuna gelen tabiat parkları, doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Sinop'ta tabiat parkları yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasından kaçarak serin ortamda doğayla iç içe olmak isteyenleri ağırlamaya başladı. Ziyaretçilerine aynı anda hem denize girebilme hem de orman içinde piknik ve yürüyüş yapma imkanı sunan doğa harikası tabiat parkları, huzur ve sessizlik arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, Sinop'un ekoturizm açısından çok zengin bir kent olduğunu söyledi. İlimizin en çok ziyaret edilen alanlarından bir tanesi Akliman Hamsilos, ki Hamsilos zaten dünyada Norveç'te var bir örneği, Türkiye'de de tek örneği Sinop'ta. Rüya tipi kıyı oluşumu açısından ender bir örnek. Onun için de çok ziyaretçi alıyor. Orayla ilgili işte milli parklarımızın gerçekten bir çevre düzenlemesi oldu. Şu anda ziyaret edilebilir hale geldi. Büyük bir ziyaretçi bekliyoruz. Hamsilos'umuz Sinop için çok güzel, doğal. Tarihi yerleriyle birlikte çok güzel bir mekan. Bütün gelecek olan misafirlerimizi bekliyoruz burada. Çok güzel vakit geçirebilirler. Fotoğraf çekinebilecekleri yerleri var. Denizi zaten çok güzel, eşsiz, doğal. Akliman Hamsilos Karadeniz'in bir incisi olduğu için çok güzel Hamsilos. Akliman hakikaten bir cennet. Hamsilos olsun, Akliman olsun, Sinop'un her yeri bir cennettir. Karadeniz'imiz çok güzel bir yer. Ana haber bültenini burada sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar.
spor bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Karabük'te Bahattin Gazi Geleneksel Okçuluk İl Yarışması düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Müftüsü İlyas Yılmaz Türk, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Yılmaz, diğer yetkililer ve sporcular katıldı. İl Müftüsü Yılmaz Türk tarafından dua edilmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven başlama atışını yaptı. 6 kategoride 61 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Büyük erkekler üstad kategorisinde Mustafa Yılmaz 1., Abdülkadir Berber 2. ve Fatih Uysal 3. oldu. Büyük erkekler talip kategorisinde Ömer Faruk Başaran 1.liği, Muhammed Yılmaz 2.liği ve İdris Kahraman 3.lüğü elde etti. Yıldız erkek kategorisinde de Hasan Taceddin Atay 1., Arda Yıldız 2. ve Onur Alp Yıldırım 3. oldu. Büyük kız kategorisinde Büşra Nur Altan 1., Betül Demirtaş 2. ve Emine Gürdal Korkmaz ise 3. sıraya yerleşti. Yıldız kız kategorisinde Betül Uysal 1., Neva Çakır 2. ve Erva Sivri ise 3. oldu. Karma minik kategorisinde Ömer Taha Kılınç 1.liğe, Ömer Tarık Topak 2.liğe ve Salih Tutucu ise 3.liğe ulaştı. Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 6. grupta mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Karamürsel Spor maçında hareketli dakikalar yaşandı. Sahada başlayan tartışma soyunma odasına taşınınca camlar kırıldı, demir parmaklıklar söküldü. Bölgesel Amatör Ligi 1. Bölge 6. grup son hafta mücadelesinde Çilimli Belediyespor ile Karamürsel Spor karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un ilk yarıda attığı 2 golün ardından futbolcular arasında gerilim yaşandı. Üçüncü lige yükselme maçlarına katılma hakkı kazanacak takımı belirleyecek karşılaşmayı Çilimli Belediyespor 3-1 kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım oyuncuları saha içinde tartışmaya başladı. İlk yarıda yaşanan gerilimin de etkisiyle maç sonunda büyüyen olaylarda futbolcuların bulunduğu soyunma odalarının camları kırıldı, demir parmaklıklar söküldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırmakta zorluk yaşadı. Maçı 3-1 kazanan Çilimli Belediyespor, 3. lige çıkabilmek için playoff gruplarına kaldı. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV üniteleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden yeni nesil kutuplaşma ABD ve Çin başlıklı makalesini ses ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Gün Medya sunar. Yeni nesil kutuplaşma. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin.
iki kutuplu dünya vardı. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Bunun paralelinde ortaya NATO ve Varşova Paktı çıktı. Duruma NATO çerçevesinde bakarsak ve neden nasıl kuruldu dersek, Amerika öncülüğünde savunma amaçlı kuruldu ve ana hedef Sovyetler Birliği'ydi. Akabinde Sovyetler Birliği tarafından Varşova Paktı geldi. Dünyaya bir soğuk savaş hakimdi. Yıl 1991 ve Sovyetler Birliği dağıldı. Ve dolayısıyla Varşova Paktı da. Yani kutuplar bitti ve kutuplaşma da sona erdi. Ama NATO hayatiyetini sürdürdü ve hala da devam ediyor. 1991'den yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona eren Soğuk Savaş döneminden günümüze kadar geçen 30 yılda neler oldu? Daha önceki yeni dünya düzeni içerikli pek çok yazımda bahsettiğim gibi yeni yüzyıl inşa etme çalışmaları hemen başladı. Nasıl eski yüzyıl 1. Cihan Harbi sonrası başladı ve ancak 2. Cihan Harbi'nin bitişine kadar geçen geniş bir süreç sonunda netleştiyse bu defa da öyle olacaktı. Geçen 30 yılda en avantajlı ülke Çin oldu. Yani bu süreç görünürde Çin'in işine yaradı. Bu arada şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Çin kendi doğal çalışması ve spontane büyümesini mi gerçekleştirdi, yoksa birilerince mi geliştirildi, semirtildi, büyütülüp bu hale getirildi? Düşünün, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa tandanslı küresel şirketler üretim merkezlerini Çin'e taşıdılar. Pek çok ünlü markada Made in USA veya Made in Germany gibi filan yazsa da üretimin Çin'de gerçekleştirildiği hepimizin malumu. Sanki görünmez bir el, aslında akıl ve güç denen, görünen, bilenlerin bildiği bir el de Çin'i bir şeyler için, bir dönem için, bir noktaya getirmek için özellikle büyütüyordu. Adeta Sovyetler Birliği'nin yerini dolduracak yeni bir düşman hazırlanıyordu. Bu yaklaşım başarılı oldu mu? Bence oldu. Ve olacak gibi. Çin bu fırsatı kaçırmadı. Kutupsuzluğun oluşturduğu küresel bazlı boşluklara önce mallarıyla girmeye başladı. Çin malları hemen her ülkede yer buluyordu. Bakir olan ve fırsat oluşturan küresel piyasalar Çin'i büyütmeye ve çok ciddi ekonomik güce ulaşmasını sağlıyordu. Bu aşamadan sonra daha önce mallarıyla, ürünleriyle küresel piyasalara ve özellikle batı harici toplumlara ulaşan Çin, yeni bir safhaya geçerek yatırımlarıyla yayılmacılığa başladı. 25-30 yılın sonunda Çin artık tarım da dahil olmak üzere tüm sektörlerle her yerde vardı. Bu hale gelen Çin durur mu? Durmadı, durmuyor. Son 10 yılda ülkemizin de dahil ve dahilinin olduğu kuşak yol. Yeni İpek Yolu projesi başlatıldı. Çünkü küresel konsept değişti, değişiyor. Ve bunun sonucu diplomasi, küresel ekonomik dengeler, ülkesel işbirlikler çok farklı bir özellik arz etmeye başladı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra geçen 30 yılın son 10 yılında yükselen Çin artık hedefteydi. Hatta öyle ki, hiçbir konuda anlaşamayan ve benzeşemeyen Trump ve Biden'ın bile belki de tek ittifak ettiği politika Çin'le ilgili Amerika yaklaşımıydı. Çünkü Çin'i esaslı şekilde ilk hedefe koyan Trump'tı. Ve Biden da farklı düşünmüyordu, düşünmedi. Bu noktada koronavirüs, pandemi ve virüsün Çin'de başlamış olmasına değinmemek olmaz. Çünkü bu pandemi denen süreç bir sonuçtur. Sebepse planlanan yeni dünya düzeni ve yeni yüzyıl yaklaşımıdır. Neden mi? Bunun nedenlerini ve durumun nereye gittiğini ve nasıl bir kutuplaşma, kutupsuzlaşma oluşturulacağını anlatacağımız bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu. Vefat ve teşekkür. Eflani Mülayim Köyü'nde 4 dönemdir muhtarlık görevini başarıyla sürdüren sevgili babam, çevresinde sevilen ve sayılan iyi insan Mustafa Girgin, 27 Haziran 2021 Pazar günü vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet dilerken, köyümüzde kılınan cenaze namazına bizzat katılan Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon'a, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'a,
Eflani Siyasi Parti ilçe başkan ve yöneticilerine, il genel meclis üyelerine, Eflani Muhtarlar Dernek başkan ve yöneticilerine, köy ve mahalle muhtarlarımıza, ayrıca acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarımıza, telefon ve sosyal medya aracılığıyla bizleri arayan, acımıza ortak olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailesi adına oğlu Sadık Girgin.